işlerim de var bunun yanı sıra. Takdir ederse halkımız, bizim de hayatımızı bir şekilde idame etmemiz lazım, idame ettirmemiz lazım. Bizim de ekmek parası kazanmamız lazım. Ama takdir ederseniz mahallemin büyüklüğünden dolayı ben şöyle bir şeyim vardı, çalışmam var. 4-5 sokağı birleştirdim. 4-5 sokakta bir tane orada çok güvenilir abilerimize, ablalarımıza neyse. Onlara diyoruz ki işte durumu çok kötü olabilir. Ancak bize utandığından gelmeyebilir. Sizlerden bir istirhamımız, bize bu insanları bize ulaştırmanız, bilgi vermeniz. Sadece siz bize kim olduğunu söyleyin, onu takip etmek, rencide etmeden onunla ilgilenmek, o bizim görevimizdir diyoruz. 4-5 sokağı birleştiriyoruz. 4-5 sokaktan veya her sokaktan böyle şeyiniz var. Oralarda diyoruz ki insanları takip edin lütfen, siz de güvenir insanlara. Bize gelemeyen, utanan insanlar olursa bize haber verin. Bizler de bunu gerek fon eliyle, gerekse belediyemiz eliyle bu insanlara ulaşalım. Başkalarına bu insanları muhtaç etmeyelim. Devletimiz bunlara baksın diye mücadele veriyoruz. Çok yani Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışıyor. Çalışıyor çok şüphesiz. Bugün çok bile çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Her gün çalışıyorlar. Müdürümüz Yaşar Kaymak. Her gün çalışıyorlar. Ahmet Cemil Kutlu. Evet, evet, Yaşar Bey, Ahmet Bey, Cumali Güler, Cemil Bey, evet aynen öyle, Cumali Güler Bey, evet aynen öyle. O da Gıda Bankası'nda duruyor şu anda. Evet, yani evet. Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar, Allah razı olsun. Yok, o konuda inanın belediyemizin çalışması takdire şayandır. Yani yeri gelince hakkını vereceksin ama eleştirince de kimsenin canı sıkılmasın. O da öyle tabii yani. Yani belediye başkanı da olsa, kim olursa olsun, herkes eleştiriyor da açık olsun, eleştirdik mi, kimsenin canı sıkılmasın. Onu tabii söylüyorum. Biz şimdi belediyeye ilgili birimlere, belediyeyi ilgilenen ilgili birimlere biz telefon açarız veyahut da oraya gideriz, deriz ki efendim sayın müdürüm, işte ilgili kişiye böyle böyle sıkıntılarımız var deriz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bu konuda şey değilim. İlgilenmeye herkes elinden gelen bütün gayreti gösterir. Ama tabii olmayacak bir şey için de mücadele vermene çok bir anlamı yok. Yeah. Olacak bir şey için muhakkak yardımcı olmaya çalışırlar. Belediyemizin Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü var. Mezarlıklar Müdürlüğü. Tartışmasız en büyük hayırlarla aldığı bir yerde, bence belediyenin en büyük hayrı aldığı yerlerden birisi de Mezarlıklar Müdürlüğü'dür. Yani şimdi yıllar önce herhangi bir cenazeniz oldu mu, belediye tanıdığın var mı? Tanıdık arardı insanlar. Tanıdık arardı. Yani kime şey yaparız, kime söyleriz ama şu anda alo 180 mi? 188'i arıyorsunuz. 188'i aradınız. A'dan Z'ye her şeyinizi belediye sizin takip ediyor. Şu anda yeni bir haber duydum. Kefene de veriyorlarmış. Yok, o yeni haber değil. Hayır, kefen yeni haber. Hayır, yeni haber değil. Bu 3 yıl önce de vardı. Bilmiyorum. Kefen şöyle, fakirlik ilmihal. Tabii ki gösterenlere veriyorlar. Bunu söylemek istemiyordum ama söyleyeyim madem. Belediyemiz, ben 3,5 işte 4. yılım benim muhtarlığım. Muhtarlığımın ilk yıllarında bir cenazemiz olmuştu. Durumu iyi olmayan bir aileydi. Ben orada müdür beye rica etmiştim, böyle bir durumumuz var, kefen de ihtiyacımız var diyerek. Tabii ki yardımcı olabiliriz diyerek bana 3 yıl önce. Tamam, 3 yılı geçmiştir. Ha, siz yeni duymuş olabilirsiniz. Ben yeni, geçenlerde gazetelerde okudum. Yeni, yani artık kefende sorgusuz sualsiz veriyorlarmış. İsteyene tabii. Bir de muhtarlıktan fakirlik kağıdı istiyorlar diye. Artık onu da istemiyorlar galiba. Çünkü ben onu duydum. Yeni bu haber. Onu söyleyeyim. Doğrudur. Yani haber olarak yeni geçmiş olabilir belki. Yani mütevazilikten, faaliyetleri çok güzel. Mütevazilikten söylememiş olabilir gerek belediye belki. Mezarlıkların durumu temizlenmesi. Ayrıca tabii orada çok ciddi çalışmaları var. Mesela yeni şeyi geliştirmişler belediye. Tabure geliştirmişti. Mezarlığa gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. En büyük bence hizmetlerden bir tanesi de mezarlıkta oydu. Tabii şimdiki Şeyhadin mezarlığımız artık yeterli gelmiyordu. Dolayısıyla belediyemiz sanıyorum Hasancıklı mevkiinde, Kılavuz Barajı'nın ön tarafında bir yerde bir 500 dönümlük bir araziyi, yanılıyor olabilirim belki, evet, ama 5000 araziyi mezarlık için tahsis etmiş, kamulaştırmış durumda. Evet muhtarım, gene bir soluklanalım. Olur mu? Soluklanmayalım mı? Vallahi ben hoşuma